diğer konuyla ilgili benim kararımı bu tip şeyler etkilemez. Tam tersi şöyle bile deniyor. İşte ya bu konularla ilgili işte neler olacağını bildiği için Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var deniyor. Bu Fenerbahçe tarafından her zaman hiçbir yani Hiçbir korumaya korumaya ihtiyaç yok. ben Bir yani dakika, bir dakika. Hiçbir korumaya ihtiyaç yok. Hiçbir korumaya ihtiyacı yok. Federasyonda bir olay yaşadık. Federasyonda bir olay yaşadık. Hala kafamda çeviriyorum, anlatayım mı anlatmayayım mı diye. Kafamda çeviriyorum. Erdem müsaade ederse anlatacağım. Yani etmezse anlatacağım. Biraz da ironik şekliyle anlatacağım. Erdem 7 sene evvel benim tanıdığım bir kardeşim. 7 sene evvel ben başkandım. O da benim göğüs sponsorumda. Kulübe gerçekten benim bulunduğum dönemlerde muazzam destek vermiştir. Sadece sponsor olup bedelini ödemekle değil. İstişare ederek her konuda mağazacılığından tut, gayrimenkul geliştirmesine kadar her konuda beraber aşağı yukarı 7 seneden beri istişare ediyoruz. Ticari hayatını, aile hayatını çok iyi bilen birisi. Başarılı bir çizgisi var. Yapılan saldırıların, yapılan çıkarıların, dedikoduların bir tek sebebi var. Demin söyledim. Bu birlikteliği, bu beraberliği bozmak için araya fitne. Ali Bey zaten demedi mi ya, biz bugün artık bundan sonra fıtratımızda olan olmayan ne varsa yapacağız bu işte demedi mi? Duymadınız mı? Duymadıysanız açın bakın, Ali Bey bir zaman zamanında ne söylemiş? Şu anda yapılan bu. Ama dünya öyle meydan onun dediği gibi boş değil. Federasyondaki olay biraz ironik olduğu için anlatmak istiyorum. Müsaade edersen anlatacağım. Siz bilirsiniz de anlatma yani, ne diyeyim başka. Şimdi bir federasyonda bir toplantıdayız. Ben böyle oturuyorum. İşte federasyon başkanı böyle oturuyor. Ben onun yanında oturuyorum. Alevi bu tarafta oturuyor. Erdem de benim yanımda oturuyor. 20 tane de işte kulüp başkanları var, federasyon yetkilileri var. Bir olay oldu yani. Şimdi olayın niteliğini hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı. Erden'e böyle parmağını sallayarak seni dedi, yanlış bir şey söylediğimi düzeltebilirsin. Sen söylesin dedi. Ben tam hatırlamıyorum da şimdi. Ben En kötü söyledim. şey dedi herhalde. Ben söyleyeyim İki sen şeye düzelt. dikkat et dedi. Yok falan öyle bir şey dedi. Ben dedi seni mahvedeceğim dedi. Aynen parmak sallıyor. Seni mahvedeceğim. Sen Koç ailesini tanımıyorsun dedisin. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Ticaret hayatını dedi. Geceleri uykularını uyuyamayacaksın dedi. Yok, o kısımları demedi başkanım. Yani demedim mi? Ama yani öyle bir yani o nitelikte bir şey söyledi. Yani şimdi tabii Erden yani benim oradaki mevcudiyetim çerçevesinde ben de kalktım. Ne diyorsun sen ya? O esnada da federasyon başkanı iskemlesini geri çekti. Bizim aramız açıldı. Ne diyorsun sen ya? Sen kimsin dedim. Sen kimsin dedim ya. Benim başkan vekilime sen bu lafları yani biraz iskonto ederek söylüyorsun. Sen kimsin dedim ya. Haddini bil otur aşağı. Tık. Aşağı. Şimdi bu sahte kabalaylık başka bir şey. Bu olaylar başka bir şey. Onun için biz kontrol edelim. Erden'in
ne benim korumama ihtiyacı var ne Galatasaray'ın korumasına ihtiyacı var. Erden kendi işinde başarıyı yakalamış, önemli bir marka yaratmış, yaptığı projeler ortada, zaten Erden'i methetmeye gerek yok. Yaptığı işler ortada. Ali Koç'un amacı acaba yılan neden korkarmış biliyor musunuz? İyi anlaşan iki kardeşten korkarmış. Yılanın bu şeyde var. Yani yazılan kitaplarda var. Yılan iyi anlaşan iki kardeşten çok korkarmış. Biz kendimi şöyle tarif ediyorum. Arkadaşımla beraber, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber 2 sene görev yaptık. Köylerde küpler vardır. Küplerin içinde bazılarında bal vardır. Bazılarında da sirke vardır. İçinde bal olan küp sızdırır, dışarıya bal sızdırır. Sirke olan küp de sirke sızdırır. Dolayısıyla olayları böyle değerlendirmek lazım. Biz iyi insanlarız. Türkiye'de iyi futbol oynanmasını istiyoruz. Türkiye'de iyi bir, mutlu bir futbol seyircisi istiyoruz. Türkiye'de mutluluk istiyoruz. Yani biz bal küpüyüz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok özür dileyerek şey yapmak isterim çünkü insan en çok tabii ki bunları alışmak ve şey yapmak gerekiyor. Ama onuruyla ilgili birçok şey söylendiğinde yönetmeye çalışmak da çok kolay bir şey değil. Sadece nefsi algılamamak gerekiyor. Yani yapmaya çalıştığım şey, onun için ki nefsi algılarsan, egosal algılarsan çok daha aslında kötü bir şey. Ama herkes hayattaki rolünü oynuyor. Yani ben burası bir tiyatro sahnesi. Biz öyle inanmışız. Hepimiz, hatta herkesin bir rolü var. Kimseye rolünü oynadığı için kızmamak lazım diye büyükler tembih eder. Bunu tabii söylemek kolay da yapmak zor. Yapamadığımız zamanlar da oluyor. Basın önündeki şeyler dışında benimle ilgili çok şey yapıldı. Bir sürü incelemeler, şikayetler, şunlar bunlar. Şirketteki arkadaşları onu söyledim. Dursun Başkanı da burada. Bir defa birisini arayalım diye hiçbir şey söylemedim. Çoğunu bilmez bile Dursun Başkanı. Dedim ki her ne yapıyorlarsa her şeyi yapsınlar. Sonunda bize istiklal madalyası takarlar diye. Ben 30 yaşında bir şirket kurmuşum. Hayatımda ne bir devlet işi ne devlet ihalesinde kamu işi hiçbir şey yapmamışım. Hayatımda kendi işimi, kendi ekmeğimi kazanmak için bir sürü patentler alıp Türkiye'de veya uluslararası işler yapmışım. Bir arsayla ilgili 1 metrekare imar artışı yapmamışım. 15 aydır benimle ilgili her şeyi araştırıyorlar. Şikayet şeyi kurdular. 12 ay önce, 15 ay önce hattı kurdular. Hiçbir şey bulamıyorlar. Ve ama bu yıpranma ve bu yıpratma maalesef ki sürekli devam ediyor. Ama dediğim gibi tam tersini söylüyorlar. İşte kimseye, yani insan inandığı şeyle alakalıdır. Koruyan da insanı bellidir. Bunu da böyle hamasi bir şey söylemek için söylemiyorum. Ama ne olursa olsun hiç kimse ideallerinden vazgeçmez. Yani hayatta bir insanı hayatında yapabileceği şey en fazla canı vardır. Onu da ben o Seyit Onbaşı örneğini o yüzden veririm. İdeali olan insanları kimse yolundan edemez. Bu ideal Galatasaray'ın şampiyonluğu veya değil. Daha büyük bir ideal, daha büyük idealden dediğim topluma doğru mesaj verebilmek insanlığa. Şampiyonluk tabii ki çok istediğimiz bir şey. O yüzden bu tip dünyevi hırsları ve dünyevi saplantıları olan insanlar her zaman var. Çoğunlukta da Allah herkesi bu anlamda ıslah etsin, bizleri de.
öyle şeylerimiz varsa